Merhaba arkadaşlar, sizlere LED kayan yazı projemizi göstermek istiyorum. Öncelikle şöyle ahşap muhafazası var LED'lerimizin. 12 sıra LED var. Yaklaşık olarak 40 santim kayan yazının boyutu var. 5 voltluk bir adaptörle çalışıyor. Şöyle enerjimizi veriyoruz. Şu yan tarafında soket girişi var. Evet. Enerjimizi verdikten sonra şöyle Wi-Fi ağlarına bakalım. Şurada Wi-Fi ağları içerisinde bakın kayan yazı diye bir erişim noktası oluşuyor. Buna bağlan diyoruz arkadaşlar. Buna bağlan dediğimiz zaman şifremiz 1 2 3 4 5 6 7 8 bağlanırken ben önceden bağlandığım için bu şekilde bir arayüz geliyor arkadaşlar. Eğer bu arayüz gelmezse bunu bekliyorsunuz. 10 saniyede geliyor. Gelmezse 192.168.4.1 yazıyorsunuz bu ağa bağlıyken. Buradan şimdi kendi internet şifremizi bu cihazımıza tanıtacağız. Benim internet ağım bu ve buraya şifremi yazıyorum. Şifremi yazdıktan sonra kaydet diyorum. Evet, artık ağı kaydetti. Şimdi tekrar şöyle yapayım. Şu alttaki tekrar kendi ağıma bağlanıyorum. Bunu kapatabiliriz artık. Evet, kameramın bağlanmasını bekliyorum. Evet, kamera bağlandı. Şimdi bir de Android uygulamamız var. Android uygulamamız şu şekilde. Göstereyim. Kayan yazı kontrol adında Android uygulamamızı açıyoruz. Bakın buraya cihaz numaramızı yazacağız. Cihaz numaramız biraz önce erişim noktasında da görmüştük. KY003 cihazımızın adı. Bu şifremizi de buraya gireceğiz. Şifremizi tabii şu anda söylemiyorum. Gerçi önemli bir şey değil. Cihazın bir varsayılan şifresi var. Sonra giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra böyle bir arayüz geliyor arkadaşlar karşımıza. Buraya şimdi istediğimiz şeyi yazıyoruz. Bakın. Yazıyı gönder diyorum. Evet, ilk başta ilk yazıyı gönderdiğimizde şöyle bir karakter sorunu olabiliyor. Süreyle alakalı bir sıkıntı. Daha sonra bu gönderdiğimiz yazı sürekli dönmeye devam edecek. Bakın şu anda hızı ayarla menüsüne bakın şu alt tarafta. 120 gösteriyor. Mesela daha hızlı dönmesini istiyorsan ben onu mesela 50 yapıyorum. Bekleme süresidir bu karakterler arasındaki hız ayarla dedim. Bakın yazı birazdan hızlanacak. Çünkü 50 milisaniyeye ayarladım bekleme süresini. Evet, bakın şimdi hızlandı. Oldukça hızlı dönüyor. Şimdi yazımızı değiştirelim. Başka bir şey yazalım. Tabi bu arada bu arkadaşlar dünyanın her yerinden bu yazıyı artık erişip değişiklik yapabilirsiniz. Yani aynı internet evin içerisinde olmanıza gerek yok. Bunu iş yerinizde kullanabilirsiniz. Aracınızın arka camında kullanabilirsiniz. Ön camında kullanabilirsiniz. Evinizde kullanabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek birçok yerde, kafelerde, kafeteryalarda kullanabilirsiniz. Duyuru yapmak istediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz. Çok kullanışlı bir şey. Sadece cihazınızın herhangi bir internet bağlantısı olduğu zaman artık buna dünyanın her yerinden erişebiliyorsunuz. Bakın ben şuraya şey yazayım mesela. Ben kendi adımı, soyadımı ve telefon numaramı yazacağım.
Evet, yazıyı gönder diyorum. Bakın şimdi birazdan yazı oraya. Bu 10-15 saniye bazen gecikme olabiliyor arkadaşlar. O sıradaki işlem yoğunluğuna ve internetin verinin gidip gelmesiyle alakalı bir şey. İlk başta karakterde bir sorun olabiliyor. İlk yazı geçişinde. Sonra artık yazdığımız yazı sürekli dönecektir. Bakın şimdi bu hızını mesela biraz yavaşlatayım. Çok hızlı dönüyor. Bunu 150 milisaniyeye ayarlayayım. Şöyle 150 milisaniyeye gireyim. Hızı ayarla diyeyim. Bakın 150 milisaniye bilgisi de şuraya geldi. Şöyle programın özelliklerini de göstereyim. Bakın artık karakterler arasında geçiş 150 milisaniyeye düştü. Ve yavaş yazımız akmaya başladı. Bu şekilde yazdığınız yazı en son mesela bu cihazı kapattığınız zaman tekrar açarsanız en son yazmış olduğunuz yazı neyse veri tabanından o bilgiyi çekeceği için en son yazmış olduğunuz yazı çalışmaya başlar. Yani enerjisini kesip verdiğinizde de internete bağlandığında tekrar en son ne yazıldıysa cihazda onu yazmaya devam eder. Şöyle göstereyim. Programın arayüzü şu şekilde arkadaşlar. Bu aynı yazılımla birden fazla kayan yazı bordunu kontrol etmeniz mümkün. Şuradan oturumu kapat dediğiniz zaman arayüze gelir. Buradan farklı cihazlarınız da varsa onların da cihaz numarasını, şifresini girerek giriş yapabilirsiniz. Mesela tekrar biz aynı cihazımıza bağlanalım. KY003'tü. Şifremiz de 0003 şifremizde şimdilik. Giriş dedik. Tekrar geldik arayüzümüze. Mesela karakterleri hiçbir şey yazması istemiyorsanız şuraya seçtikten sonra bir boşluk karakteri gönderirseniz yazıyı gönder dersiniz. Mevcut olan yazı bir süre sonra bir 10-15 saniye içerisinde silinir. Artık ekranda bir şey dönmüyor gibi olur. Sonra tekrar bir şey yazmak istediğinizde yine yazabilirsiniz. Evet, bu yazıdan sonra muhtemelen artık boş bir ekran gelecek. Çünkü boş bir karakter göndermiştik yazıyı durdurmak için. Cihazın dış ahşap koruması da çok hoş arkadaşlar. Yani evinizde dekoratif bir görüntüsü de var. Evet, bakın yazıyı durdurmuş olduk. Şimdi tekrar herhangi bir şey yazmak istiyorum ben buraya. Mesela sistemin adını yazayım. Hepsinden biraz .com yazıyorum. Yazıyı gönder diyorum. Evet, yazıyı gönderdik. Gelmesini bekliyoruz. Evet, baştaki karakterler yine kayboldu ilk seferde ama ikinci turda düzgün şekilde gelecek. Çünkü orada boşluk karakterimiz vardı, orayı gördü. Evet, yazımız geliyor. Evet, şimdi evet, şimdi de şunu yazalım arkadaşlar. Hızımızı da arttıralım. Şöyle 70 yapalım. Hızı ayarla diyelim tekrar. Sayıyı küçültünce hız değerini bekleme süresi arkadaşlar milisaniye cinsinden onu küçültünce yazımız daha hızlı akmaya başlıyor. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkürler.